beden ve psikoloji zannediyorsun. Bu bir düşüştür. Din nedir? Sana bu düşüşü hatırlatır. Bak unutma, düştün. Tabii modern insan diyor, ne alakası var? Biz evrimle yükseldik. Değil mi? Biyolojik boyutu dikkate alarak biz hep diyor ilerliyoruz diyor. Ne düşüşü? Din diyor, yok düşüyorsun diyor. Halbuki değil mi? Evrimsel şey yaklaşım, hayır insanlık ilerliyor diyor. Burada bir fark var. Biyoloji ayrı bir konudur. İnsanın biyolojik süreci, yani bedeninin gelişim süreci ayrı bir hikayedir. Din insana bilinç ve varoluş düzeyi itibariyle hitap ediyor. Yani sen diyor ki, sen beden ve psikoloji boyuta düştün. Kendini beden ve psikoloji zannediyorsun. Sana değer verilmediğinde değersiz hissediyorsun. Sevilmediğinde sevilemez olduğunu zannediyorsun. Bir muhatabın olmadığında kendini yok farz ediyorsun. Sen diyor bir düşüş yaşadığının farkında mısın? Fark et ve spiritüel bilinç düzeyine geç. Buna da din dilinde ne diyoruz aslında? Tabii illa şey yapmamız gerekmez. İşte miraç veya gece yolculuğu diyelim. Bakın gece bir yolculuk yapıyorsunuz. Yani psikolojik bilincin karanlığında ilk önce bir yolculuk yapılıyor. O psikolojik bilincin karanlığında bir yolculuk yapacaksınız. Darüsselam'a veya Kudüs'e geleceksiniz. Bunlar hepsi semboliktir. Yani Kudüs nedir? Fıtrat halidir. Fıtratının farkında olduğunda o zaman dikey yükseliş. Yani ruhsal farkındalık olacak. O yüzden bir gece yolculuğu yapacaksınız. Psikolojinin sürekli size ya ama tamam da insan istiyor. Ama tamam da insan böyle değil veya işte ben ermiş değilim gibi böyle itirazlar yapacak size egonuz. Halbuki anlattığımız şey insan olma yolculuğudur. Peygamber niye bize gelmiş ki? Spiritüel bilinç düzeyinde insan olmanın yolunu gösterir. Mesela bütün insanlar seni terk etse, de ki Allah bana yeter. Ama bunu Instagram sayfamızda yazalım diye değil. Ben çok görüyorum. Allah bana yeter. Ya yeterse niye yazıyorsun ki böyle bir şey? Derdin ne? Değil mi? Niye beyan ediyorsun? Yani burada bir deklere diyorsun. Travma var, bir problem var. Deklere yani diyorsun. İnsanlar sana yetmemiş veya insanlar senin istediğin gibi olmamışlar. Trip yapıyorsun, Allah bana yeter. Gittiği sana anlatılan bu değil ki. Gerçekten Allah sana yeter ve devamını da getirelim biz tefsir olarak. Allah'ın kendisine yettiği insan kendisini Allah'ın kendisine verdiği şeyleri cömertçe aleme sunar. Yani Allah'ın kendisine yettiği insan aleme de yeter aslında. Şimdi Hazreti Muhammed ne dedi? Allah bana yeter. Peki bunu deyince şey mi yaptı? Hani umurumda değilsiniz, ne haliniz varsa görün, Allah bana yeter anlamında mı? Hayır. Bakın Allah varlık olarak mutlakiyetiyle, hakikatiyle, tecellisiyle, esmasıyla, sıfatıyla bana yeter. Benim değer görmek, önemsenmek, takdir edilmek, dünyaya bir iz bırakmak, fark edilmek, anlaşılmak gibi bir ihtiyacım yok. Bunu diyen insan aleme de yeter. Onun için bir bilgenin sözüdür. Kendini Allah'a veren kişi, Allah'ı aleme verebilen kişidir aynı zamanda. Eğer kendini gerçekten Allah'a verebilirsen, Allah da deyim yerindeyse sana kendini verir. O zaman sen ilahi değerleri aleme verebilen biri olursun. Ama biz şimdi İlahi değerlerimi aleme veriyoruz. Hayır, egomuzun çarpıttığı değerleri aleme veriyoruz. Diyoruz ki mesela, bak ben sana o kadar değer vermiştim, sen benim hiç kıymetimi anlamadın. Ben seni çok sevmiştim ama sen bu sevginin kıymetini bilmedin. Ben de kıymetimi bilenlere bundan sonra yöneleceğim.
Şimdi sen ne yaptın? Allah'ın sana verdiği bir değeri egona bulaştırdın ve egon adına bir şey veriyorsun. Bakın ne kadar büyük bir çelişkinin içinde yaşıyor egomuz. O yüzden din seni bedensel ve psikolojik bilinç boyutundan spiritüel bilinç boyutuna çıkaran bir mesajdır. Yani bütün dünya sana yüz çevirse sen hiçbir rahatsızlık duymazsın, trip de yapmazsın. Bir böyle abuk sabuk söylemlerde de bulunmazsın. Siz kim oluyorsunuz? Allah bana yeter, bu değil yani. Allah'ın kendisine yettiği insan huzurludur. Birilerine Allah bana yeter mesajı vermesi, vermeye ihtiyacı yoktur. Umurumda değilsiniz. Mesajı vermesine ihtiyacı yoktur. Allah'ın bana yetmesi, yani bütün dünya bana küsse, bütün dünya benden uzaklaşsa, bütün dünya bana düşman olsa, Allah öyle bir varlıktır ki ve ben ona öyle aidim ki o bana yeter. Ama bunu diyen insan kimseye karşı herhangi bir nefret ve kızgınlığa sahip değildir. Yani bunu demesinin nedeni insanların ona tekme atması değildir. Allah'la mutmaindir. Allah'la mutmain olmak insanlara yüz çevirmek demek değildir. Gerçekten Allah'la mutmain olduğunuzda yüzünüzü gerçekten insanlara yöneltirsiniz. Çünkü o yüz gerçekten rahmani bir yüzdür o durumda. Çünkü öbür durumda insanlara niye yöneliyoruz? Psikolojik ihtiyaç ve beklentilerimize odaklı yöneliyoruz. O zaman gerçek anlamda yönelmemiş oluyoruz. Saf anlamda yönelmemiş oluyoruz. O yüzden dinin insana hatırlattığı şey hem insan için hem toplum için çok kıymetli bir şeydir. Peygamberi nitelikli kılan şey nedir? Hiç, gerçekten hiçbir şey beklememesidir. Ama niye beklemiyor? Çünkü bir ihtiyacı yok. Peki niye ihtiyacı yok? Çünkü Allah'la mutmain. Bunu illa böyle tasavvuf falan olarak da görmeyin. Kur'an'ın bizatihi ayetlerinde vardır. Ey mutmain olan nefs, razı olmuş ve razı olunmuş olarak Rabbine dön. Bu Kur'an'ın açık ayetidir. Yani kainattaki bütün sevgilerin kaynağı Allah'sa ve Allah seni kendi deyim yerindeyse elleriyle yarattığı, var ettiği bir varlık olarak tanımlıyorsa senin artık sevilmediğini düşünmen mümkün mü? Sevilmiyor olabilir misin? Ama araya giren bir ego perdesi, bir psikolojik benlik sana sevilmediğini, değil mi, düşünülebilir. Hazreti İsa'nın şeyi var ya,